Dolaptan kıymayı çıkarttım ve geldim. Burada yarım kilo kadar kıyma var ve bu kıymayla çalışacağım. Çünkü yapacağım çanak köftelerim esas olanı bu kıyma. Efendim bir tane bıçak alıyorsunuz elinize ve bunun içinin malzemesini hafiften hazırlamaya başlıyorsunuz. 3 tane patatese ihtiyacınız var. Patateslerinizi şu şekilde çok da böyle iri olmayacak vaziyette dilimlere böleceksiniz. Sonra da bunları hafif hafif küpler haline getireceksiniz, tamam mı? Şöyle şu şekilde küplere doğrayacağız. Eğer patatesleriniz çok küçükse adedi arttırabilirsiniz. Benimkiler gibi böyle orta boysa 3 tane gayet yeter de artar bile. Ortalama yarım kilo kadar kıymadan takriben 6 ya da 8 tane köfte yapacağız. 6-8 tane köftenin içini dolduracak kadar sebzeye ihtiyacımız var. O yüzden 2 ya da 3 patates bizim işimizi görecektir. Patatesi doğradım. İçerisine 1 su bardağı da donuk bezelye kullanacağım. Sonra havucu ortadan ikiye, bir kez daha ortadan ikiye kesiyorum. Ve aynı şekilde bunu da küp küp doğruyorum. Havuç, bezelye ve patates. Şimdi bunlar aslında bakarsanız genel olarak en baz sebzeler bunun içinde kullanacağım. Arzunuza göre kereviz koyabilirsiniz, mevsimine göre enginar koyabilirsiniz. Bütün bu eklemeleri siz kendi zevkinize, mutfağınızdaki malzemeye göre yapabilirsiniz. Bunları fırında pişireceğim. Öncelikle üstüne birazcık yağ döktüm. Zeytinyağı, birazcık tuz. Hem patatesin hem de bezelyenin ihtiyacı var. Birazcık da karabiber ilave ettim üstüne. Sonra bir güzelce harmanlayacağım her şeyi. Düz bir fırın kabı ve burada yağla beraber harmanladığım, yağ, tuz ve karabiberle beraber harmanladığım sebzeleri bu düz fırın kabına yayıyorum. Ve 180 dereceye önceden ısıttığım fırına atıyorum. Ve önden birazcık fırında hafif hafif kendi kendilerine pişsinler diye bırakıyorum. Yarım kilo kıyma var burada. Orta yağlı bir kıyma. Bunu bir güzel köfte haline getireceğiz. Bir tane ince rendelediğim soğanı içerisine koyuyorum. Bir tane yumurta kırıyorum içerisine. 4'te 3 su bardağı kadar ekmek kırıntısı ya da panko ilave ediyorum. Bunu daha önce göstermiştim bana birkaç kere. Sosyal medyadan yazmışsınız. O yüzden şimdi bunu bir kere de sizin gözünüzün önünde yapacağım. Bu sarımsakları sarımsak ezici olmadan nasıl eziyorsun veya nasıl hazırlıyorsun Arda demişsiniz. Daha geniş yüzeyli bir bıçakla daha da kolay çalışılır. Mesela şunun gibi. Şimdi bir kere önce sarımsağı alıyorsunuz, tamam mı? Bıçakla üstüne şu şekilde vuruyorsunuz. Bu zaten sarımsağı hafiften eziyor. Bu gayet bildiğimiz bir husus, tamam mı? Önce biraz bıçakla kıyıyorsunuz şu şekilde. Fakat bunu toz haline getirmeye yetmiyor. Bazen böyle bir sarımsak, iki sarımsak için o sarımsak ezicileri kirletmek gereksiz oluyor ve hatta yetmiyor, içinde kalıyor. Üstüne kesinlikle şöyle dolca bir tutam tuz atıyorsunuz. Bu sarımsağı lezzetlendirmek ve benzeri için değil, sarımsağın suyunu daha kolay çıkartmanızı sağlamak için. Sonra bir elinizle bıçağı tutuyorsunuz. Diğer parmaklarınızla bıçağın şu yüzeyini alıyorsunuz. Bak, önce topluyorsunuz ve yavaş yavaş bıçakla beraber sarımsağınızı eziyorsunuz. Tamam mı? Çok yapılmaz gibi bir hareket değil bu. Sadece birkaç kere yaptıktan sonra eliniz inanılmaz vaziyette alışıyor. Ve tuzla beraber bunu güzelce eziyorsunuz. Bak şöyle. İlk yapışta zorlanabilirsiniz. Nasıl tutayım, nasıl yapayım filan eliniz. Ama birkaç kere yaptıktan sonra inanılmaz alışırsınız. Ve süper basit bir tekniktir bu. Ve gördüğünüz gibi sarımsağı tas tamamen püre yapar. Eğer bir sarımsak makinanız yoksa ve bunu bıçakla yapmak istiyorsanız işin pratik formülü de budur. Sarımsak tamamen rende haline geldi bıçakla beraber. İki tane temel baharat kullanacağım. Sevdiğim için hem rengini güzel bir hale getirir hem de lezzetini çok ekstra katma değer katar diye bir tatlı kaşığı kadar yeni bahar koyuyorum bunun içerisine. Köfteye yakışan etçil tatlardan olduğu için kuru kekik ilave ediyorum. Ondan da şöyle ama bir dolu tutam. Hani böyle bir lokmacık değil, dolu bir tutam. Avuç demeyeyim de tutam diyeyim. Ekliyoruz. Bir kere. Şimdi sıra geldi bunları bir araya getirmeye. Burada alet işleri el övünür yok. Direkt olarak elle dalıyoruz. Kasaba gittiğiniz zaman böyle bir tarif yapacağınızda orta yağlı bir kıyma isteyeceksiniz.
ve bu bir köfte olsun istiyorsanız çift çekim yapacaksınız. Yani bir kere geçirecek makineden, sonra bir tur daha geçirecek, çift çekim yapacak ki bu birbirine tutan güzel bir köfte olsun. Yok eğer bir hamburger yapmak istiyorsanız yine kasaba gideceksiniz. Orta yağlı bir kıyma isteyeceksiniz. Hatta belki kıymayı kendiniz çektirebilirsiniz. Kaburgadan veya ön koldan çektirebilirsiniz kıymanızı. Onu da tek çekim isteyeceksiniz ki daha etçil bir tat olsun. Bu bir köfte olacağı için iki çekim oluyor ve bu şekilde yoğurduğunuzda her şey birbirini daha iyi tutuyor ve daha düzgün bir vaziyete geliyor. Güzelce yoğurduk. Şimdi geldi porsiyonlama kısmı. Alın bunu ortadan ikiye şöyle. Bu mevcutları da 3 eşit parçaya bölerseniz ihtiyacınız olan 3 tane eşit köfteyi oluşturmuş olursunuz. 6 tane köfte çıkartıyorum bundan. 8 yapmak tamamen sizin elinizde. Ve bunları aşağı yukarı göz kararı da yaptığım için çok eşit gramajlarda değil fakat 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın boyutlarda olduğu için takriben eşit gramajlar olmuştur. Şimdi ilk yapacağım şey köfteyi elime aldım. Bir avuç, diğer avuç. Bir avuç, diğer avuç. Tamam mı? Şöyle bir yoğuruyorum bunu. İyice bir araya geldi. Sonra baş parmağımı ve işaret parmağımı kullanarak buradan hafif bir çanak oluşturmaya başlıyorum. Şu şekilde. Yani bir elimin avucunu taban gibi tutuyorum. Diğer elimin baş, işaret ya da orta parmağını kullanarak şu şekilde bir çanak oluşturuyorum. Bak. Baş, işaret. Baş, orta parmak. Baş, işaret, baş, orta parmak. Küçük bir çanak yapmayacaksınız. Bir tık geniş çanak yapacaksınız. Çünkü o sebzeler az sonra bunun içine dolacaklar. Tamam. Mümkün olduğu kadar genişçe bir yüzey oluşturmaya çalışın. Niye? Çünkü bütün bu tip hayvansal proteinlerde içindeki yağlılık oranına göre bu pişince hacmini kaybeder. %15 ile %45 arasında hacim kaybederler. Çok yağlı bir kıyma. Tabii ki yağını birazcık saldığı için, birleştiği için, bütünleştiği için hacmini çok kaybeder ama lezzetli olur. O yüzden bunu mümkün olduğu kadar geniş açın. Çünkü siz bunu geniş açacaksınız. O pişince birazcık ufalacak. Şu şekilde bir diğer fırın kabım var. Elimle açtığım bu 6 tane kıymayı da şöyle direkt olarak bunun içerisine yerleştiriyorum. Köfteler fırına girmeye hazır. Gayet yağlılar bunlar. Ekstra bir üstüne yağ bir şey koymayacağım. İçerisine de baharatını koydum. İşlem tamam. Sadece şu sebzelere bir bakayım. Bak sebzeler hafif yağla beraber kendilerini biraz biraz bırakmaya başladılar. Bence süper. Dediğim gibi hiç ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Üstüne koyduğumuz azıcık zeytinyağı ve tuz karabiberle beraber fırında güzel güzel pişiyorlar. Şimdi bunlar girsin içeri. Bu arkadaş da girsin içeri. Takriben bir 20-25 dakika kadar da köftenin içeride kalması gerekiyor. Bunun sosu çok basit. Her zaman olduğu gibi küçük bir sos tenceresini ocağa koyarak işe başlıyorum. İçine 1 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Tamam. Sonra arkasından domates salçası ve su koyacağım. Tamamen bu. Başka bir şey yok. Acı biber salçası da isterseniz ekleyebilirsiniz. Domates salçası da isterseniz ekleyebilirsiniz. Hepsi yani karışık da yapabilirsiniz. Tatlı biber salçası da olur. Yani hepsi olur. Bunu şöyle bir hafif yağda kavuruyorum. Salçayı yavaş yavaş yağın içinde açtım. Birazcık daha yağ ekleyeyim. Üstüne de suyunu vereceğim ve birazcık tıkırdatacağım. 1,5-2 yemek bardağı kadar suya ihtiyacım var. Yaklaşık şöyle suya ihtiyacım var. Hafiften salçayı suyun içinde erittim. Dediğim gibi bu sadece içerideki her şey kupkuru olmasın diye üstlerine kaşıkla gezdireceğim genel bir karışımdır. Salça hafiften tıkırdamaya başladı. İyice böyle kaynar noktaya geldiği an itibariyle altını kapatıp kenara alabilirim. Sonra fırındakilerle birleştireceğim. Sos da tıkırdadı. Altını kapattım, kenara koydum. Fırındakini 46 saniyesi kalmış, 45 saniye tamamdır. Güzel güzel piştiler bunlar. Tabii böyle süper bir ocakta pişirme işlemi yapmadığım için hafiften kendi suyunu ve öz suyunu salmış. Hiç problem değil. Çünkü bir sosla bağlayıp tekrardan fırına atacağımız için 10 numara 5 yıldız olacak. Bu arada buradaki sebzeler de gayet güzel vaziyette. Oo, pişmişler. Elinizi yakmadan alıyorsunuz sebzeleri ve şöyle bu arkadaşın içerisini güzelce dolduruyorsunuz.
Mümkün olduğu kadar tepeleme tepeleme. Böyle. 6 tanenin içerisini eşit vaziyette dolduracak şekilde. Sos zaten buradaydı sevgili dostlar. Bunu alıp bir kere önce sebze, köfte ve içleri ıslanacak şekilde kaşıkla özenle üstlerine döküyorum. Üstlerine gezdirdikten sonra kalan sosu da şöyle mümkün olduğu kadar her şeyi iyice ıslatacak vaziyette şöyle gezdiriyorum. Üstüne kaşar peyniri koyup koymamak size kalmış vaziyette. Birazcık kaşar peyniri ama şu kadar, çok da değil. Buna güzel bir görsel ve tabii ki lezzet katacaktır. Şöyle üzerine azıcık kaşar peynirini gezdirin. Şöyle. Ve takriben bir 15 dakika kadar daha fırına atın. Bu sosla beraber her şeyin biraz daha özümsemesini sağlayacak. Sosun birazcık daha yağının üste çıkmasını sağlayacak. Ve buradaki tepsiye olağanüstü güzel bir görsel ve lezzet bütünlüğü katacak. İstiyorsanız 15 dakika pişirip sadece üstü kaşar erisin diye çıkartır çıkartmaz da atabilirsiniz. O da bir tercihtir. Şimdi yapacağım şey şu. Alıyorum ve atıyorum fırına. 10-15 dakika içerisinde direkt olarak servise hazır bir kıvama gelecek bu arkadaşlar.